Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber, nasılsınız? Gerçek hayatta Minecraft oynayacağız. Minecraft gibi yaşamak, hem de gerçek hayatta. Bu seriyi deli gibi, inanılmaz istiyorsunuz. Ben de sizlerden küçücük bir, mini minnacık bir like istiyorum. 1000 like. Her 1000 like geldiğine serinin yeni bir bölümüyle karşınızda olacağım. Şimdi önceki bölümde kendimize mini minnacık bir ev yapmıştık. Tahtadan dandik bir ev. Hani tabii ki bu ev ne kadar dayanabilir tahmin edersiniz. Hatta ikinci bölümden patladı lan bu ev. Creeper tarafından katledilen evime dava açamadım. Neden? Şahit yok. Neden şahit yok? Köylü. Köylü kaçırıldı. Nasıl kaçırıldı? Zombiler kaçırdı. Zombiler nerede? Dağa çıktı. Dağ nerede? Ebeğin tüfeğinde. Ve bugün yeni bölümde ebeğin tüfeğinde. Yeni bölümde ebeğin tüfeğinde. Zombiler tarafından kaçılan köylüyü kurtarma operasyonu yaptık. Tabi bunun için başından dehşet olaylar geçti. Denizi bulup balık tutmak mı dersin? Batık gemilerden Karayip korsanları mı dersiniz? Deli dolu bir bölüm oldu. Bang bang. Piyuh. Önceki bölümde çok sayko şeyler yaşamıştık. Onu da kartlardan bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Minecraft'ta ilk evimizi yapmıştık ve bu gerçekten inanılmaz bir şey. Düşünsenize 15 yıldır Minecraft oyuncusunuz ve hayatta ilk defa Minecraft'ta oynuyormuş gibi kare bloklardan ev yapıyorsunuz. Gerçek hayattaki evler de kare bloktan yapılıyor. Önceki bölümü izlemediyseniz eğer, izleyince fark edeceksiniz. Bulutlar falan vardı. Bugün o kadar da bulut yok. Hatta hiçbir şekilde hiçbir yerde bulut yok. Hiç sorun değil abi. Bulutsuz havalarda da biz Minecraft oynadık. Ben videodan önce evimi yıktım biliyorsunuz. Evi ben şuraya kurgulamıştım. Beni çok uğraştırdı ama bugün tahtadan değil, taştan ev yapacağız ve başka şeyleri de atlayacağız. Haydi bakalım Minecraft macerası başladık şu an itibaren. Şimdi abi burada envanterimiz var. Envanterimizin içinde köylülerle takas ettiğim, daha doğrusu zümrütleri kullanarak aldığım şeyler var. Çantanın içinde envanter kısmında. Bu çantayı sonra açarız. Size de sürpriz olsun bir şey daha ekledim. Bakın şuradaki zümrütlerimiz hala kalıyor. Bakın videoda biraz zümrüt biriktirdim. Ama bunu neyle biriktirdim şimdi göreceksiniz. Aynen. Batık tekne var abi. Batık tekneyi bulmadım. Denizi buldum. Daha doğrusu size şöyle söyleyeyim. Batık tekneyi bulabilmemiz için bir haritaya ihtiyacımız var. Görmüş olduğunuz gibi köylünün evi burada. Köylüye ne oldu diye soracak olursanız siz like atmadınız için. Hani önceki videoya çok istediğim 24 saat içerisinde 1000 like istemiştim. 700-800 like geldi ama 1000 like gelmediği için köylüyü kaçırdılar arkadaşlar. Eğer köylüyü bulabilirsek bu videoda 1000 like bekliyoruz 24 saatte. Ama hiç sorun değil. Eğer bu videoda ben o zombi köylüyü bulursam, daha doğrusu size şöyle söyleyeyim. Zombiler geldi. Kapısı böyle açık olduğu için, bak arkadaşlar göstereyim size. Kapı böyle açık. Kapanmıyor bak. Kapanmıyor. Gördüğünüz gibi zombiler buradan geldi. Şöyle evin içine girdi. Kaps 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 diye öldürdü. Sonra da benim zombi köylümü kaçırdılar. Çünkü zombi köylü oluyor biliyorsunuz. Ve bunu gece vakitlerinde yaptığı için ben hiçbir şekilde görmedim. Olay şu ki zombi köylü yaşıyor mu? Yaşıyorsa ben onu kurtarabilirim. Şimdi şöyle bir olay da olacak. Ben büyücünün mekanını basacağım. Büyücü de var merak etmeyin. Şu yukarılarda bir yerde ama dediğim gibi haritayı başlatmamız gerekiyor. Büyücüden iksir isteyeceğim. O bana eğer iksiri verirse, ki bence koşulu verecek, ben zombi köylüyü kurtarmış olacağım. Ama gerçekten çok zor. Bunun için deli like bekliyorum sizlerden. Şimdi abi benim ilk... Aa bir dakika. Lan önümde ağaç, bak bir dakika. Köylü evinin önünde bir ağaç var. Ağacın tutacağı yerde bak elma olması gerekirken bir tane kağıt parçası gördüm. Nasıl gözümden kaçmadı? Bu arada çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Eğer benim gözümden bir şeyler kaçarsa veya duyamadığım enteresan sisler görüntü olursa durumlarda devreye giriyorsunuz. Şimdi abi bu ne? Bak görüyorsunuz, hiç ellemiyorum şu an, bakın görüyorsunuz. Bir şey. Şu an Minecraft'ta ikinci elimi kullanıyorum F'e basarak. Bir kağıt. Ve kağıdın içinde yazılar var. Gelin bakalım bu yazıda neler yazıyor. Çok merak ettim. Şu an Minecraft'ta gerçekten inanılmaz şeyler oluyor abi. Bak açıyorum. Diğer elimi kullanarak. Abi. Bir dakika, bu haritaya benziyor daha çok. Aynen lan, harita lan bu. Bak köy diyor. Köy aynen. Hazine diyor. Bir dakika lan, hazine. Benim hiç haberim yok bundan. Tuzak. Spam. Spam bölgemiz şurası arkadaşlar. Spam dedikleri bölge şurası. Kamera bir odaklasa. Aynen, oyunda FPS çöküşleri oluyor bazen, kusura bakmayın. Zart. Şimdi spam bölgesi burası. Oyunda, daha doğrusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kamera bizim güncellememiz için, yani oyunumuzu güncellememiz için sizlerin katıl butonundan bana destek vermenizi istiyorum. Hani gönlünüzde ne kadar koparsa 3-5 kuruş atarsanız çok sevinirim. Ve eğer üyelikler kısmından 20 TL ve üzerinde üye olursanız ben size sonraki Minecraft videomda, sonraki Minecraft gerçek hayatta videomda isminizi göstereceğim. Bu da bomba bir olay bence. Şimdi haritaya geçmek üzere, bak şurada evim var. Yok ettiğim evimin olduğu yer. Ama ben bu evi yok ettim. Kalıcı bir şekilde değil. Taştan bir ev yapacağım oraya. Merak etmeyin. Şimdi şurada köy. Şu evimin üstünde bir köy var. Bilmediğim bir köy. Şu evinin üstünde köy, orası düşüyor. Tekrar bakıyorum. Deniz var bak. Şöyle alıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu Minecraft 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yaklaşık 15 adım var. Evime 15 adım. Yani bak. Tam şurada bulduğumuz üzere biraz uzak, hani haritanın ölçeğine baktım şu an ve deniz var.
Denizi ben bulmuştum bir şekilde. Balık tutmaya çalıştım ama oltam olmadığı için tabii ki hiçbir şekilde bulamadım. Balık da bulamadım, tutamadım da. Şimdi eğer biz deniz kısmına balık tutup gidersek eğer ve ben bu balıkları şunu düşünüyorum. Şurada cadı, bak cadı kulübesi var. Şöyle koyuyorum haritayı yere. Cadı kulübesi var ve cadıların bir de kara kedileri oluyor. Eğer ben balık tutarsam denizden gidip cadıyı çağırabilirim. Nasıl? Kedisini çağırırım başta. Sonra kedisi büyülü olduğu için cadıyla musallat kapmış oluyor. Ve cadısı da kendisiyle birlikte geliyor. Nasıl bir taktik? Bence çok zeki. Eğer cadıyı buraya çekersem işimiz daha kolaylaşacak ve ben iksiri almış olacağım. Burada dağlar var çünkü arkadaşlar. Dağlar yamacından çıkmaya çalışırsam kesinlikle ormanına kaybolurum. Bu yüzden bak batık da var burada. Batığa gidip bir şeyler yapar mıyız bu videoda bilmiyorum ama bu video eğer 5000 like gelirse batığa da gideceğiz, merak etmeyin. Spam var, tuzak var, tuzaklara takılmayacağız. Hazinenin ulaşamaz, imkansız. Çünkü tuzaklardan geçmek gerçekten inanılmaz zor. Sonraki bölümlerde, hani bu bölümde değil, belki sezon finalinde yapabiliriz. Şimdi denize gideceğiz başta. Balık toplamamız gerek. Balıktan sonra da cadının kulübesi. Aynen. Şu haritayı envanterimize koyalım arkadaşlar. Şu çantamızı da alalım. Balık tutmamız için tabii ki bize ip lazım. İpi de ben şuradan alabilirim. Bakın ip gerçekten bu kapının ipi lazım oldu. Köylü kusura bakma, seni kurtaracağım ama kapının ipini kopartmış olacağız. Sana da bir taştan ev borçluyum. Bu taştan kapı, taştan kapıyı da yapacağız sana, tamam mı? Şimdi ben bunu aldım arkadaşlar. Bakın ip, ben bunu aldım. Olta yapacağım bununla. Nasıl yapacağım? Hemen bana bir çubuk lazım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu olta yapmak için bence gayet iyi. Ve aynı hızda Minecraft'taki crafting table'ıma geldim. Biraz taştan table olmuş ama olsun. Şimdi ben bu oltayı buraya takıyorum abi. Bak oltanın ipini buraya takıyorum. Ben bunu kullanacağım. Denizde kullanacağım. Balık tutmak için. Birazdan göreceksiniz zaten. Çok inanılmaz şeyler olacak. Evet, oltamız hazır arkadaşlar. Şimdi denize gidip balık tutma zamanı ve balık ve bir tane bulsak bile yeter. Kediyi bizim buraya getirmeniz lazım. Lan yaratılan orman harbiden burada deniz daha, bak arkadaşlar gösteriyorum size, haritayı gösterdiğim gibi deniz tam da buradaymış. Deniz tam da burada, görüyorsunuz değil mi? Şu anda gördüğünüz üzere Minecraft'ta balık tutuyorum. Harbiden ciddi ciddi Minecraft'ta gerçek hayatta balık tutuyorum arkadaşlar. Bakalım balık gelecek mi, hiçbir fikrim yok ama inşallah gelir. Oltayı yaptım, biraz ipi kısa olmuş. İki tane daha ipe ihtiyacımız vardı örümcek öldürüp ama ben aceleci olduğum için direkt balık tutmaya yöneldim. Aa bir dakika, geliyor, harbiden geliyor. Abi geliyor. Hemen şunu kaldırmam lazım. Aynen. Çok iyi, çok tatlı. Abi şu an ciddi ciddi Minecraft'ta balık tuttum ve ben bunu kedi için kullanacağım. Ne kadar üzücü bir şey. Aha, şu anda görmüş olduğunuz gibi elimde balıkla gidiyorum. İnşallah ama inşallah gelir. Geleceğini hiç sanmıyorum ama eğer gelirse cadıyla birlikte geleceğini düşünüyorum. Şimdi ben şurada bekleyeyim. Balığın kokusu muhakkak oraya gelir. Dağın yamacındayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen, envanteri değiştireyim. Anam, harita biraz zor açılıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi dağın yamacındayım. Tam şuralardayım. Cadı kulübesine çok yakınım. Eğer cadının mekanına gidersem musallat kapmış olabilirim. Yani kapatabilirim. Hiçbir fikrim yok. Ama ben burada balıkla elimde bekliyorum arkadaşlar. Aynen, balığı tekrar aldım görmüş olduğunuz gibi elime. Şöyle gidim. Şurada da bekleyeyim. Şurada bir ara bir yol var. Bak görüyorsunuz değil mi? Ara bir yol var. Oradan kedi gelecek büyük ihtimalle. Aa abi çok tatlı. Oğlum kedinin tipini bak. Kapkara ama o kadar sevini geliyor ki buraya. Bir dakika, sesimizi çıkartmamamız lazım. Şu an kedi yavaş yavaş geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta kediyi de getirdim ama ah, cadıyı gördünüz mü? Kedi kaçtı ama cadı. Oğlum cadı nerede? Görüyor musunuz arkadaşlar cadıyı? Bir dakika lan. Minecraft açısını buraya koyuyorum ve cadının yanına gidiyorum. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar lütfen. Bir dakika. Cadı. Görüyor musunuz? Cadı. Abi cadı inanılmaz korkuyor benden. Bu gerçekten çok iyi oldu fakat ben sesli konuşunca o anlamıyor. Ben ne kadar Türkçe bir şey konuşmaya çalışsam o hiçbir şekilde anlamıyor. Bakın cadı hala orada. Şimdi cadının yanına gidiyorum, bir şekilde onunla iletişim kurmaya çalışsam ve o zombi kurtarma iksirini almaya çalışsam. Bekle beni köylüm, yanına geliyorum. Şimdi bak cadı, benden sana zarar gelmez. Ben senden bir şey istiyorum. İstediğimiz iksiri aldık, o zaman let's go. Aga yalnız ciddi ciddi Minecraft'ta şu iksiri koparttım ve zombi villager'ı kurtarmaya çalışacağım. Umarım zombi villager ölmemiştir. Hala aslında bak güneş görmüyor. Eğer güneş görmeyen bir yere saklanmışsa sıkıntı olmaz. Aşağı tarafta olduğunu düşünüyorum. Ama aşağıda bir tuzak var. Zombiler eğer gerizekalıysa o tuzağa takılıp ölmüş diye düşünüyorum. Ama benim köylü zombim o kadar da gerizekalı değil. Sonuçta köylü zekası var. Köylü oradan geçmemiştir diye düşünüyorum. Hani sonuçta atalarının genlerinde köylü geziyor. Her ne kadar zombi olsa da. Şimdi şöyle bir ihtimal de var. Zombi villager olduğu için beni de zombi yapmaya çalışacak. Ben bundan nasıl kurtulacağım? Yani ben bundan nasıl kurtulacağım? Madene inmemi isteyenler olmuştu. Eğer ben köylü
ölüyü bulabilirsem madene de ineceğim arkadaşlar. Çünkü kazmam bitti. Kazmam kırıldı yani. 1-0. Kazma bitti. Şimdi olay noktasına doğru. Aa, korktum lan. Zombi falan sandım birden. Aa lan ne oluyor burada? Bir dakika. Mektup gibi bir şey var. Mektup gibi bir şey var. Ne yazıyor burada abi? Okuyun be. Bu sene şampiyon görelim sizi. Ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutma at bizleri Musalla taşı. Ne demek istiyor bu şimdi? Devamını okuyalım. İnşallah ölmemiştir abi ya. Devamını okuyalım. Ölümüne seviyoruz biz. Ha Beşiktaş'aymış. Oh, bu kesinlikle köylü. Bu kesinlikle köylü. Çünkü ben Beşiktaşlıyım. O da Beşiktaşlı. Beşiktaşlı olanlar varsa yorumlarda. Şimdi orada bir taş var. Bu taş bak gerçekten zekiymiş bu köylü. Burada bir taş var hacı. Yanına gidiyorum ben taşın. Aha. Harbiden. Taşın altına bakın. Taşın altında bir iz var. Bu ne demek abi? Bu ne demek? Taş taşın üstünde kalmayacak demek. Büyük ihtimalle zombi villager dediğim gibi. Abi zombi villager görmüş olduğunuz gibi karşınızda. Ya ben bu zombi villager'i gördüğüme mi inanayım? Bağlı olduğuna mı inanayım? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Hareket edebiliyor musun? Felç mi oldun sen? Sana ne oldu ya? Niye böyle oldun sen? Abi Allah Allah ya. Dur bakayım be. Dur bir yerinde. Ben sana ikisi fırlatacağım tamam mı? Değişiklik oldu mu? Aynen. Aa görmüş olduğum gibi arkadaşlar. Aynen süper oldu. Şu an konuşabiliyorsun değil mi? Ben anlamadım yine ama zombi villager arkadaşlar köylü olarak kurtardım. Bana kazma vermeni istiyorum köyde. Evet şu anda kazmamız oldu. Şaka maka Minecraft'ta zombi köylüyü köylüye dönüştürdük. Gerçekten sap point kastım şu an. Levelim yükselmesi gerekiyordu ama şuraya bıraktım leveli. Bak saçlar yükselmeye başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi geriye tek bir sorun kaldı, evimiz yok. Hani evimiz yok, dışarıda yatacağız galiba. Batık falan var burada bakın size gösteriyorum. Tamam görmüş olduğunuz gibi harita elimde hala. Ve tabii ki köylüye verdiğim söz yerine getireceğim, sizlere vermiştim söz. Ama öncelikle köylüye vermek istiyorum. Çünkü köylü ölüm tehlikesinde. Eğer siz de bu videoyu beğenirseniz ben de size vermiş olduğum sözü yerine getireceğim. Tam da şuraya taş evimizi yapmış olacağım. Arkadaşlar köylünün eski evi böyleydi. Daha doğrusu burada bir kapı vardı, ben kapıyı söküp attım. Ve yeni bir ev yapıyorum ona. Fıstık gibi bir ev yapıyorum. İzleyin de görün. Artık Minecraft'ta bazı şeyleri daha da hızlı yapabiliyorum arkadaşlar. Seviyem yükseldiği için bu tarz şeylere erişebiliyoruz. Ve şimdi görmüş olduğunuz evi, daha doğrusu ev diye bir şey gözükmüyor burada. Köyle yer edinmek isteyeceğim. Hazırsanız başlıyorum. 3, 2, 1. Abi mükemmel oldu bence. Bu videoyu da like bekliyorum sizlerden. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım size keyif vermiştir. Daha fazla bu tarz gerçek hayatta veya Minecraft'ta 24 saat videolar veya daha fazla 24 saat videolar için like bekliyorum bu videoya. Like şelalesini geçtim. Like bombalardım abi. Bekliyorum sizlerden. Daha fazlasını istiyorsanız kartlara çıkan videolar veya şuradaki videolar buradan da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.